İnsanların en büyük ihtiyaçlarından birisi barınma ihtiyacıdır. Barınma ihtiyacı da gerçek manada son günlerde fiyatlar çok ciddi manada, hatta konut fiyatlarının artmasının bir sürü etmeni var. Bunların belli başlarını saymak gerekirse bugün inşaattaki en önemli kalemlerden birisi demir, beton fiyatlarıdır. Bugün demirin tonunun 16.500 TL'ye, 17.000 TL'ye ulaştığı, hazır beton metreküp fiyatlarının 200-300 TL'den 800'lere, 1000 TL'lere ulaşması, bir torba çimentonun 8-10 liradan 65-70 lira çıkması otomatikmen konut fiyatlarını arttırdı. Konut fiyatlarının artmasını insanların sosyal yaşantısını artık değiştirdi. Artık gerçek manada büyük ev almak hayal. İnsanlar bunun yerine artık ya küçük, daha minimal yaşam alanları almaya çalışıyor ya da mevcut bulundukları evleri tadilat yapmaya çalışıyorlar. Yani bugün 50 metrekarelik 1 artı 1'in Karaköprü merkezdeki ortalama fiyatı temelden başlasan 500.000 TL. Bugün 2 artı 1 fiyatları 800.000 TL bandında. Bunlar minimum fiyatlar. En böyle yaşanabilir orta halde 100 metrekare bir 2 artı 1'den bahsediyorum. Bir 3 artı 1 fiyatı 170-180 metrekarelik bir 3 artı 1, yani 150 metrekare ve üstü 3 artı 1'lerin fiyatları artık 1 milyon 300 bin ile 2 milyon bandına ulaştı. 4 artı 1'i söylemek bile istemiyorum. Gerçek manada artık hayal oldu. 250 metrekare, 220 metrekare 4 artı 1 fiyatları artık 3 milyon 4 milyon bandında. Benim kendi öngörüm şunu söyleyeyim. İnşallah böyle bir şey olmaz ama 2023'ün Nisan ayı, biz şu an 2022'nin Nisan ayındayız. 2023'e göre şu an konut fiyatlarımız gerçek manada ucuz olacak. Eğer bu enflasyon bu durumda ilerlerse, yani herhangi bir önlem alınmazsa. Var, şöyle diyeyim size, Urfa'nın gerçek manada bir 4-5 yıla kadar daha konut ihtiyacı var. Bu ihtiyaç şu an daha tam karşılanmış durumda değil. Yani alım gücü, dediğim gibi ilk cümleye başladığımda, insanlar artık büyük ev almayı bir kenara bırakmış. Gerçek manada son zamanlarda hep 1 artı 1, 2 artı 1 proje çiziyoruz. Artık minimal evlere ya da tadilat yapıyorlar. İnsanlar kendi evlerine talep. Bunu da daha çok iç mimarlık sektörü içindeki insanlar ilgileniyor. Yani insanlar şey diyor, ya ben bu evimi, 200 metrekarelik evimi satsam aynı değerde sıfır bir ev almam için bir 2 milyon TL koymam lazım. Bunun yerine 200 bin, 300 bin TL evin içine masraf edip evini sıfırlamaya çalışıyor. Yani bu bir nevi artık doğal dönüşüm diyelim. Ekonominin verdiği zorlukların hayata kattığı doğal dönüşüm diyelim. Ha, bir diğer Urfa merkez bandında bakarsak, bu fiyatların düşmesi için çözüm önerimiz var mı? Birkaç tane önerimiz var. Şöyle diyeyim, şehir merkezimiz gerçek manada artık çok büyüdü. 2,5 milyon nüfusa ulaştık. Bugün Sancaktar Mahallesi'nden tutun, Şehitlik Mahallesi'nden tutun, bunun şehir merkezinde bulunan yoğunluğu taban olarak taksus dediğimiz alanda fazla olan ama insan sayısının az yaşadığı. Bugün Şehitlik Mahallesi'ne örnek veriyorum, 3.000 insan yaşıyor. Bugün Karaköprü'de 6-7 tane binada 3.000 insan yaşıyor. Hani o bölgelerde belki bir imar çalışması yapılırsa, çünkü fiyatların artması aynı şekilde fırsatçıları da arttırıyor. Bazen mal sahipleri arsa payı fiyatları da çok artıyor. Bu da gün sonunda birikiyor, birikiyor, birikiyor. İşte insanların ev alması gereken 500 bin liralık bir şeyi 1 milyona alıyor.